Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün FIFA 23'te tüm Süper Lig takımlarını eleme olarak, yani Türkiye Kupası'nda eleme olarak kapıştıracağız. Ve de şampiyonumuz da videonun kazananı olacak. Ve de bu tip içeriklerin devamı için lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve şimdi uzun zamandır da doğru düzgün video atamıyorum çünkü tatildeyim de neyse. Şimdi ilk maçımız Başakşehir vs İstanbulspor olacak. Ben şimdi amatörde duruyor. Legendary olsun önce bu. Ve de finalde de hani şey olacak, finalde de maçın bilgisayar kendisi oynayacak ve de biz izleyeceğiz. Ve ilk maçın Başakşehir 2-1 kazanıyor. Örneğin İstanbul Spor'a karşı Türkiye Kupası açılış maçında. Dedim, ben şey ayarladım ama bunun rövanşlı mı rövanşsız mı olduğunu sanırım rövanşlı bu. Bizden hala İstanbul Spor şansı var. Şimdi Umraniye Spor'da Beşiktaş. Dur ya, ben şunu ayarlardan düzelteyim arkadaşlar. Hemen şunu önce düzelteyim ve geliyorum. Dedim tekrardan, şimdi Umraniye Spor'da Beşiktaş. Bakalım ne olacak. 2000 Beşiktaş. Dakika 80'de Vincent abla karattı. Şimdi Adana Demirspor'da Giresunspor eşleşmesi. Maç 1-0 Adana Demirspor kazanıyor. Bu arada arkadaşlar, FIFA 24'ün de çıkmasına bildiğiniz gibi son bir ay kaldı. Ben FIFA 24'ü şahsen alamayacağım sanırım ama Haziran'da falan alabilirim. Hatta evet, yani mutlaka bir ara alırım ama hani ilk çıktığı anda bu sefer FIFA 24'ün gibi alamayacağım. Neyse, Giresunspor Adana Demirspor rövanş maçı. 1-0 rövanşında 3-2 Adana Demirspor. Giresunspor'u ediyor. 2-2 kaldılar ama 3-2. Ya Adana Demirspor kendisi artık 1-0 kazanmıştı. İstanbulspor'la Başakşehir. Evet. Maç 2-1 rövanşında Başakşehir 4-2 ediyor İstanbulspor'u. Beşiktaş'ın Ümraniye Spor. Ve maç 3-1 Beşiktaş, yani 5-2 oldu Antalya Gücü olarak kaybedildi. Şimdi bakalım, ilk turumuzun bitmiş olması lazım. Şimdi son 6 maçlarından biri hangi bakalım. Hatayspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Galatasaray Başakşehir ve Fenerbahçe Kayserispor eşleşmeleri var. Bakalım ne olacak. İlk maç Hatayspor vs Beşiktaş 3-3. İlginç bir maç. Son anda Gezal atmış. Dakika 88'den. Şimdi Antalyaspor'a Adana Demirspor. Şimdi bakalım. 2-2 bu da şu anda. Bu gollü maçlar ama hep beraber biten maçları izliyoruz. Türkiye Kupası'nda. Galatasaray'dan Başakşehir. Maç 3-2 Galatasaray ve bir gollü maçtan tamam, bu sefer bir tane yeniden kazananımız var. Ve şimdi Fenerbahçe vs Kayserispor. Ve maç 3-0 Fenerbahçe. Şu anda en rahat kazanan ve en rahat belki de turu ilk açtan geçir diyebileceğimiz takım Fenerbahçe şu anda. Şimdi Alanyaspor'la Ankara Gücü. Evet doğru. Diğer maçlara ben bakmayı unuttum. Pardon arkadaşlar, hemen onlara da bakalım. Bu arada Alanyaspor 2-1 kazandı maçı. Bu arada arkadaşlar, bir dahakine yorumlara yazın. Hangi kupayı yapayım diye hemen yorumlara yazın. Bu arada burada Karagücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Gaziantep, vs. Trabzonspor ve de Karagümrük ve Sivasspor maçları vardı. Kasımpaşa ile Konyaspor 3-2 Kasımpaşa kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor 3-2 Trabzonspor. Yani çok gollü eşleşmeler görüyoruz bu sersizimde. Yani normalde 2-1 falan biterdi ve Karagümrük ve Sivasspor 2-1 Karagümrük kazandı.
25'i karşı Ataka Şatayspor. Maç tekrar günleşmeden önce Beşiktaş çeyrek finalde arkadaşlar. Kanka adam demiş var Antalyaspor ilk maç 2-2 bitmiş. 3-1 Antalyaspor, ben birazcık da şok bir eşleşme diye düşünüyorum. Ben adam demiş var alacağımı düşünüyorum ama bakalım, evet Antalyaspor çeyrek finalde şimdi. Şimdi Başakşehir versin Galatasaray 3-2 idi. Çünkü rövanşında 1-1 yani 4-3 Galatasaray da çeyrek finalde. Kayseri Spor'da Fenerbahçe. Evet. Bunda zaten 3-0'ın rövanşında. Maç 2-1 yani 5-1 Fenerbahçe. Fenerbahçe de çeyrek finalde. Şu anda 3 büyüklerin 3'ü de çeyrek finale kadar kaldılar. Bence yani bir derbi izleyeceğiz bence biz Türkiye Kupası finalinde. Şimdi Ankara Gücü ile Alanyaspor 1-1 veya Alanyaspor 3-2 ediyor, Alanyaspor da çeyrek finalde. Şimdi Konyaspor ile Kasımpaşa. 3-2 bilmiyorlar şimdi. 3-1 6-3 ediyor Kasımpaşa Konyaspor'u. Kasımpaşa da çeyrek finalde. Ve artık son iki çeyrek finalistimiz. Trabzonspor, Gaziantep ve de Karagümrük vs Sivasspor. Şimdi Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı 1-0 uzatmalardan olmuş. Bunları göremiyoruz arkadaşlar. Niye göremedim ben de anlamadım. 3-3 oldu ama ne olduğunu ben sonradan göremedim. Ha, Trabzonspor deplasman golüyle de kazanmış. O kural hala var mı ya? Neyse şimdi Trabzonspor da çeyrek finalde ama biraz değişik bir şekilde çeyrek finale çıktılar. Neyse şimdi Sivasspor'la Karagümrük 3-1 Sivasspor ve Sivasspor da çeyrek finalde. Evet. Çeyrek finalistlerimiz belli oldu. Şimdi de maçlarımıza bakalım. Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe Alanyaspor maçları oynanacak. Şimdi ilk maç Beşiktaş ile Sivasspor arasında 2-1 Beşiktaş. Ne? Antalyaspor ile Trabzonspor. 1-1. Şimdi Galatasaray ile Kasımpaşa. Bakalım. Ve maçın sonucu 4-1 Galatasaray. Onlar da turu ilk yani turu ilk şey biletinden aldılar. Ve son olarak da Fenerbahçe ile Alanyaspor çok kazandı. Fenerbahçe ile Alanyaspor çeyrek finalde 2-1 Fenerbahçe. Ceko Tayış bu arada dakika 1'de gol atmış arkadaşlar. Şu ana kadar ben bunu isimde fazla görmüyorum. Tayış ve Ceko ikilisi yine iş başındaymış. Evet şimdi eşleşme maçları. Kasımpaşa Galatasaray. Zaten maç herhalde direkt Galatasaray'ın diyebiliriz. 3-2 evet. Galatasaray aldı. Yani 3-2 maçı kazandı. Toplamda 7-3 oldu. Ve Galatasaray yarı finalde. Alanyaspor'la Fenerbahçe. Bakalım. Ve 3-1. Kaçın rövanşını aldılar ya? 3-1, yani 2-1'in değil mi? 2-1'in rövanşıydı. Sivasspor'la Beşiktaş. 2-1'in rövanşı bu da. Bakalım ne olacak? 3-3 ve 5-4. Beşiktaş da yarı finalde. Sıranın 4 büyükler, benim 4 de yarı finalde olacak. Trabzonspor Antalyaspor eşleşmesi kaldı şu anda. Ve maç 1-1'in rövanşında 2-2-3-3. Yine ne oldu? Kim deplasman golüyle kazandı? Antalyaspor sanırım. Evet Antalyaspor yarı finalde Trabzonspor'u da eliyorlar. Vallahi gerçekten onları tebrik etmek lazım. Bu kadar şey yaptılar yani. Ve şimdi yarı final eşleşmeleri. Beşiktaş'ta Fenerbahçe, Antalya Sporlar'da Galatasaray. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Kaç bitecek mi?
2-1 Fenerbahçe. Duşan Tadiç dakika 78'de galibiyet ve golünü atmış. Şimdi Antalya Spor'la Galatasaray. 2-1 Galatasaray. Şimdi rövanş maçları, bakalım ne olacak? Kim finale çıkacak? İlk finalistimiz kim olacak bakalım? Fenerbahçe'li Beşiktaş derbisi tekrardan. 2-1 rövanşında. 2-1 ve Fenerbahçe ilk finalistimiz oluyor Türkiye Kupası'nda. Şimdi ikinci finalistimiz Galatasaray mı yoksa Antalya Spor mu? Galatasaray 2-1 rövanşında. Maç 1-1 ve Galatasaray'da ikinci finalistimiz. Böyle bir derbi Türkiye Kupası'nın da finali olacak arkadaşlar. Sizce kim kazanır? Yani ben hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray derbiden karşına gelecekler. Bakalım. Evet, başlıyor arkadaşlar. Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye Kupası finalinde derbide karşı karşıya geliyorlar. Bakalım ne olacak. Maçı ben yapmayı unutmuşum arkadaşlar hemen. Sana evet olmuyor. Ben ilk yarı Fenerbahçe'den Reçeten alacağım. İkinci yarıdan Galatasaray'dan alacağım arkadaşlar. Şimdi mücadeleye Galatasaray başladı. Hepinize iyi seyirler. Şimdi ikinciye kolayla girmeye çalışıyoruz. İkinci yer ben Galatasaray olacağım. Başlayalım, bakalım ne olacak. Bakalım maç nasıl bitecek. Kim bu kupayı alacak? Well, it's been a long journey for both these teams, Derek. Galatasaray 1-0 önde şu anda. Gol Mauro'ya, hemen Icardi'den. Dzeko topu kaybediyor. Dzeko'nun geri kazandığı pası İrfan Can'a. İrfan Can kahveci. Pası edin Dzeko. Dzeko topu kaybediyor. Mertens, Icardi. Mertens. Gördü Barış Alper'i. Barış Alper'de Yılmaz pası Icardi'ye. Icardi yanı yardımcı hakem bayramı kalıyor bence. Ben orada bir offside göremedim yani. Aslında ben bu maçı hadi tarafsız olarak oynayabilirim ama yani öyle de olsun istemiyorum. Hani sim yapsın istemiyorum direkt. Hani sim oynuyor ya, maçı sim oynatıyorsun. Ben hani iki takımda adalet olsun diye oynatmak istiyorum. Hani golleri falan da görmek istiyorum, pozisyonları. Kardeşini geliyor Galatasaray. Barış Alper. Şimdi Mertens'e doğru bir olsak daha. Yardımcı hakem bir kez daha bayrağını kaldırıyor. Vanferes. Fred Szymanski'ye gelmedi o top. Zaha pası Oliveira'ya. Sergio Oliveira 2-0. Sergio Oliveira. Gerçi Galatasaray şu anda bana fazla bir şey bırakmadılar. Bırakmadı. 2-0 oldu ya. İrfan Can. Asım içi Batshuayi'ye bu arada. Ya da ben direkt Sim'e de oynatabilirim ya. Hadi Sim'e oynatacağım direkt. Galatasaray geliyor. Icardi'nin bir şutu direkte patladı. Önce koş, şimdi pası İrfan Can'a geçmedi top. Çok iyi. Pas attı sanırım, o da geçmedi. Şimdi şu anda Galatasaray 2-0 önde. Derbide. Geliyor Galatasaray. Bir offside daha. Kaybetti. Çok az. Alacaktı ilk yarı bitimine. Bekao faul mi? Yok. Onu diyor. Şöyle Tadiç diyor. Tadiç bomboş. Düşen Tadiç. Geliyor Fenerbahçe.
Abdülkerim'in müdahalesi. Tadiç İrfan Can. Tabukayla görüşmek üzere. Zaha. Hani tekrar Zaha. Bu çok hızlı yani spikerlik bile yapamıyorum. Zaha çevirdi. Son anda Mertens'in şutunda Livakovic. Oliveira, Mertens, pasajlar kullandı. Zaha çekti. Edison var Barış abi ben değil mi? İlk yarı bitti. Hardy Oliveira'nın golü geriyle ne kalasın sarayı. İki sıfır öne tamamladı ilk yarıyı. İrfan Can, Şmanski, Fred. Gördü İrfan Can'ı. İrfan Can çevirdi. Ceko'ya gelmedi şimdi. Ya, bunların hiçbir şekilde anlaşılmıyor ya. Çok hızlılar yani. Evet şimdi Mertens, Hardy. Geçmedi top. Kim o? 10 numara Tadiç Tepiş. Şimanski geçmedi. Icardi. Icardi pası Oliveira. Oliveira. Mistoff Mertens'e. Mertens son anda Livakovic. Korner. Mertens ortayı yaptı. Çekti. Oliveira şimdi Sergio Oliveira. Barış Alper son anda Livakovic. Dakika 65. Bakalım ne olacak. Maç böyle mi gidecek? Yoksa Fenerbahçe maçı çevirecek. Dolmaz uzatmalara mı gidecek? Son anda yürüdüğü müdahale var. Top Livakovic'te. Fred, İrfan Can'a İrfan Can, Şimanski, pardon Fred'i, Fred, Edin Dzeko, Fred geçmedi, Icardi, Mertens, gördü, Abdülkadir'in 6 numara, Abdülkadir'in olma, neyse, Mertens çevirdi, burada bir de numaralar da değişik yani, İrfan 31 ne bileyim, Şimanski 18 anlaşılmıyor, ne, 6 numarayı ben çözemedim, kim 6 numaraya? Evet, DK 85 artık. Luan Perez çok büyük bir ihtimal artık Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi olacak. Evet, Şimanski. Evet, DK 91 olacak şimdi. Mitchell'ymiş 6 numara arkadaşlar. 6 numara Mitchell nasıl olabilir? Cardi çevirdi son anda ve maç bitti. Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray Türkiye Kupası'nı FIFA 23'te Fenerbahçe'yi mağlup ederek kaldırıyor. Ve evet, burada da artık videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.